Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Maraş depremine ilişkin şüphe uyandıran detay, Abdullah Çiftçi uyardı. Devletimiz bu konuyu didik didik araştırsın. Değerli izleyenler, Beyaz TV'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katılan Abdullah Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Deprem tetiklenebilir mi? Evet, tetiklenebilir. 1970'li yıllarda Birleşmiş Milletler iklim silahı olarak kullanılamaz diyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD atom bombası attı. Bunu yapmasaydı eğer virüs salacaklardı. Türkiye kimseyle savaş halinde değil. ABD uçak gemisi ve savaş gemisi gelmiş, konsolosluklar kapatılmış. Yani buradan bir mantık yürütebiliyorsunuz. Savaş gemisi gelmiş, konsolosluklar kapatılmış. Deprem konusunda ama herkes uyarmış, Naci Görür uyarmış, AFAD tatbikat yapmış, sonrasında bir deprem meydana geldi. Şimdi harpte bir deprem oluşturulabilir mi? Buna hem evet hem hayır diyebilirim. Peki petrol kuyularından bir deprem oluşturulabilir mi? Evet olabilir ama orada ABD kuyusu yok. Türkiye kendi kendine mi depremi tetikleyecek? Orada 6000 metre derinde kuyular yok. Daha yüzeysel kuyular var. ABD doğrudan kimseye savaş açmıyor, vekalet olarak birilerini kullanıyor. İşte baktığınızda Yunanistan ve Tayvan'ı kullanıyorlar. ABD'nin derdi büyük, başka şeylerle uğraşıyorlar. Madencilerin kaya kırmada maliyeti ucuz olan hidrolik çatlatmayla kırma yöntemi var. Tanfayın üstüne basarsanız bu deprem tetiklenebilir. Bu durumda harp olayı komple olmaktan çıkmıştır. Devletimizin artık didik didik araştırması lazım. Bu depremi hızlandırmak mümkün mü? Evet, yani depremi hızlandırmış olabilir diyoruz. Buna kesin harp diyenlerin akıl sağlığından şüphe ediyorum. Burada kesinlik yok. Adamların nükleer bombası var. İsterse atar ama atmıyorlar. Gelip neden deprem yapsınlar? Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.